saadet bu sermayeyle kazanılıyor. Sen bu sermayeyi kalkıp da seni bedbaht edecek, ahirette mahrucub edecek, mahrum edecek. Hele bir de bırakma hala yani fuzuli işleri. Bir de günahlara, yalanlara, gıybetlere, dedikodulara, iftiralara, efendim, haram dizilere, başı açık, kıçı açık, efendim, kadınların, kızların, adamların oynadığı, avret yerleri görünenlerin bulunduğu, efendim, reklamlar, haberler, filmlere, avret yeri açık. Avret yeri açık değil, hoca efendi, mini eteği var. Ulan mini etek avret yerinin neresini örtüyor? O avreti galizayı örtüyor. Kadının cemi bedeni avrettir. Kolu gözüküyor spikerin. Bu avret. Avret olmasaydı namaz kılabilirdi öyle. Namaz kılarken neresini örtecek? Setre avret. Erkek neresi? Göbekle diz kapağı arası. Kadın neresi? Yüzü eli müstesna. Her yerini örtüyor. Avret işte, anlatsana. Zaten avrat demişler kadına. Ne demek avrat? Avret işte. Tamamı avret. Avret, avrat avretin şeyi. R'yi biraz kalın okursan avrat oluyor yani. Türkçe'de biraz R'yi kalın okuyormuşlar ya işte. Ya onu bile anlamıyorsun. Bizim avrat diyorsun. Avrat nedir? Avret mahrem demek. Mahrem. Spikerin şuradan aşağı açık. Aa, bu spiker çok örtülü terbiyeli ya. Niye? Göğsünü açmamış. Ulan göğsünü açmamış da burası açık da. Sen de bakıyorsun böyle. Hacı efendi, haberlerde ne var? Ha böyle bakıyor. Düşecek içine. La havle ve la kuvvete illa billah. Ne belaya kaldık ya Rabbel alemin. Hacısı hocası düştü bu belalara. Ancak efendi hazretleri gibi zatlar, işte onun yolu farklı bir yol değil mi? Öbür türlü bakıyorsun, diyorlar ki büyük şeyh efendi falan, yüz binlerce müridi var, şöyle şeyh, böyle şeyh. Bakıyorsun, ha şeyh efendi oturmuş, haberler, reklamlar. Şimdi nasıl olacak? Avreti var. Burası açık katının. Buna bakılır mı ya? Ha, haram meselesine gelince tabii şehvetle nazar yüzüne de olsa haramdır. Ama vücudu açıksa, vücuduna şehvetsiz olsa bakmak caiz değildir çünkü avret yeri. E ben kötü gözle bakmıyorum. Anladık, kötü gözle bakmıyorsun da bu avret yeri. Kötü gözle olmasa da. Mesela size bunu size çok normal geliyor. Bu kadınlar hep çıplak oldu ya şimdi. Size normal mi gelmeye başladı? Mesela bir erkeğin göbeğiyle dedi ki, bak demin futboldan bahsediyoruz. Yani maç, futbol haram değil diyoruz. Ama şortu diz kapağından yukarı ise, diz kapağından yukarıya bakmak caiz değil. E erkeğin diz kapağının yukarısına bakmak caiz değilse, kadının koluna, başına bakmak caiz değil. Ama onu normal görüyorsun. Niye? Ben kötü gözle bakmıyorum. E kötü gözle bakmasan da erkeğin bacağı açıkken bakamazsın ki baldırına. Kötü gözle ne alakası var? Avret yeri. Anladın mı? He? Hiç böyle anlatmadılar mı şey ya? Hakikaten bu konuya hiç değinen duymadım ben. Kötü gözle bakmıyorum. Kadının da kolunda bir şey yok. Kolu açık. Ya kolu açık olur mu? Kolu açık olur mu ya? Yani hepten açığı söylüyorum yani, eti görülenden bahsediyorum. Anladınız ne dediğim için. Bir de dar giymiş falan, yine o bir derece. Çünkü üzerinde yine ne var? Bir örtü var yani. Dar da olmayacak ama yine bir örtü var. Ona da bakılır demek değil. Sen bizim efendi hazretlerinin mezhebine göre çarşaflının çarşafına bakılmaz. Çarşaflının çarşafına bakılmaz. İşte yol budur. En sağlam yol budur. Ama ve lakin helal haram meselesi de ben size fıkha göre konuşuyorum tabi. Takvalık başkadır, fetva meselesi başkadır. Ama eti açık olursa bu et, bak şimdi buraya bak. Helal mı bu şimdi? Bu kadının burası olsa haram mı? Haram işte daha, anlamadınız mı? Buna dikkat etmek lazım ya. Kötü göz meselesi başka, bu başka.